Aleni Muhabbet'e hoş geldiniz. Aleni Ocak başında Alen Markaryan'la birlikte Beşiktaş gündemini Aleni Muhabbet'te değerlendireceğiz. Beşiktaş gündeminde tansiyon her geçen hafta biraz daha yükseldi, nabız yükseldi. Ve son Avrupa Kupası maçında 4-2'lik mağlubiyet. Dönüşünde İstanbul'da Başakşehir beraberliği. Beşiktaş nereye gidiyor derken Fikret Orman'ın istifa bombası Beşiktaş gündemini sarstı. Bir dakika abi ya, istifa falan yok da yani istifa etmedi ki. Kan değişikliği lazım Beşiktaş'a dedi. Yani ben daha istifa ediyorum da duymadım. Desin bakalım. Belki kan değişikliği, 3 tane yönetici ayrılacak. Abdullah Avcı'yı gönderecek belki. Yani kan değişikliği, ben gidiyorum da ortada ben istifa ediyorum demedi. Ben tamamlayabilirim dedi. Görevimi dedi. Açık kapılar açık bütün yani. 40 odalı hanın 40 kapısı da açık şu anda. Her şey olabilir. Dolayısıyla yani oraya sonra gelelim. Bence önce önemli olan takım şu anda. Ya şu pozisyonda takımın gidişatı. Yani başkan, taraftar, yönetim, o bu tamam da takım... Takım istifa etti ama resmen. Takım istifa ederse geçmiş olsun yani. Yani o görünüyor. Bir de bu gündemin içinde toparlanmanın çok kolay olacağını zannetmiyorum Alen. Yani zaten Beşiktaş dağılmışken bu istifa geldi. Bu istifa dağılmış takım toplamaz. Daha kötüye gider Beşiktaş diye düşünüyorum. Eğer sen bunun bir... Yönetimsel olarak yani şimdi futbolcular profesyonel. Abdullah Avcı profesyonel. Parasını aldığı sürece hepsi oynayacak. Yani yönetimsel kurguyla futbolcuları ayrı tutmak lazım. Futbol çıkacak işini yapacak kardeşim. Senin işin top oynamak. O zaman yönetimsel eylem planının içine atma kendini. Bunlar realitede futbolcular, olması gereken. Zaten yani. Hangisi? Ya, 3 tane yerli oyuncu var zaten. Tribünden ne bağırıldığını kim ne biliyor ya. Onu söylüyorlar işte. Yani o baskıyı üstünde hisseden kaç tane topçu var? Şimdi öyle bir şey yok ki. Yani futbolcu alıyor parasını, almadı mı gidiyor zaten. Öbürü bonservisimi ver gideyim diyor. Yani kim kime dumduma bir ortamdayız şu anda aslında. Velhasılı takımın oynadığı toptan başlayalım. Tamam. Kısa kısa gidelim. Takımın oynadığı topta oynamadığı normal topta. Normal arsa futbolu oynayan bir çocuk. İki tane taştan kale. Tamam mı? İki tane kiremit tozuyla çizgi. Orada toprağın içinde oynamış olan bir futbol hastası bir adamın bu Beşiktaş'ı seyrettiğinde ne görüyor? Yani çok böyle aman aman bir şey var mı? Yok. Ne yapıyor? Şimdi Elneni'yi aldı. Yan pas. Abi yırtacağım kendimi. Ha, bir tane şöyle içeri oynayayım. En son Laiç çıkıyor. Elneni ile yer değiştiriyor. Laiç öldürücü pasları atacak yani. Elneni yoracak. Laiç çıkıyor. Hani basketbolda vardır. Tam sağa pres yapar yarı alanda takım. Herkese çıkar. Sen guard getirir topu. Tamam mı? İkinci gardı. Guard böyle topu verir. Guard 3 saniye alanından çıkar dışarı. Top alır. Tamam mı? O bir daha gider falan fişan. Böyle mevzular var. Böyle bir şey yapıyor. Çünkü şimdi bu teknik direktör camiasının içerisinde bazı rivayetlere ve bazı efsanevi klişelere göre hareket edenler var. Mesela Aydan Siyavuş'un geçen Yılmaz Vural da söyledi programda, bizim televizyon programında. Demiş ki basketbolda karşı takım sete döndüğü zaman atak yapan takımların en az 4 tane 5 tane planı vardır. Hani set yapan takımlara karşı girer çıkar, kat eder, bir şey yapar, sıfıra iner, oradan üçlük, buradan beşlik. Bunu da belirtirler. İşte böyle yapar falan. Buradan böyle yapar falan. Böyle mevzular var ya hani. Tamam. Siz niye yapmıyorsunuz demiş kardeşime. Kapanan takımlara açamıyorsunuz yani. Kapandı mı gol atamıyorsun. Güzel. Bugün antrenörler niye bunu denemiyor demiş. Mesela Laiç topla geldi. Topu tuttu, kontrol etti. Kaldıracak. Ama yapacak? Abi bir dakika şimdi. Bir dakika. Şimdi Laiç'in ne yapacağını Türkiye'de ne kadar defans oyuncusu varsa öğrendi abi. Topu sırtı dönük alıyor. İllaki soluyla böyle hafif böyle bir kaleyi karşısına almaya çalışıyorsa abi kapatıyorlar. Tamam geçti artık bu. Bunu kim yapıyordu ilk getirdi? İlk 4-5 maç yedi bunu herkes. Gökhan Töre yapıyordu. Tık 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 içeri doğru kat ediyordu, vuruyordu. Ama öğren onu da öğrendi. Onu da kapatmaya başladılar.
diyeceğim şu ki, sen bunu kurduğun zaman mesela şimdi bu 4-2'lik maçı dışarıdan gözlemini anlatıyorum ben. Bir futbol izleyicisi olarak anlatıyorum. Anlamam abi hiçbir şeyden. 3-5-2, 4-4-2 falan pişman, ön tandem bilmem anlamıyorum abi ben. Futbol, arsada top oynamış bir adamım diyelim. Borsada tanımam futbolu diyorsun. Aa, tamam abi. Şimdi Schuster Beşiktaş'a geldiğinde, gelmeden İspanya'da bir kafede oturuyorlar. Serdar Adalı, Cengiz Ülfikaroğlu, George Mendes. Bir de Schuster. Oturuyor. Diyor ki Schuster, takımı nasıl top oynatacağız? Hani Serdar Adalı diyor ya, bizim taraftar hücum futbolu ister. Devamlı atak yapacaksın. Sağdan soldan falan, hani böyle action. O da diyor ki Schuster, o zaman diyor ben 60 metrede oynayacağım topu. Dolayısıyla önde kuracağım. Arkası boş kalacak. Arkası boş kaldığı için bana hızlı adam lazım. Ferrari hızlı adam değil. Ferrari'yi gönderin. Eğer böyle bir oyun istiyorsan. Biz Ferrari'yi gönderemiyoruz abi. Yani Ferrari'yi gönderiyoruz da. Ferrari'nin de yavaş olması ciddi bir dramdır ya. Bir şey bulduktan sonra gönderiyoruz Ferrari'yi. Aynen. Lugano'ya mıydı? Lugano'ya. Yani. Fenerbahçe maçında. Bak şimdi abi. Adam bir de diyor ki bana bir de ceza sahası içerisinde adam eksiltebilecek nitelikler olan bir santrfor istiyorum. Tık tık geçti vurdu. Hani çabuk adam. Oynatacağım sisteme uygun oyuncular istiyorum diyor. Tamam abi. Bunların hiçbiri olmuyor. Hiçbiri olmuyor ve hüsran. Çünkü istediklerinle yaptıkların, uyguladıkların, yapmak istediklerinin arasında farklar oluşmaya başlıyor. Şimdi bu takıma geldiğinde senin arkana 9 numara gibi bir adamı, o Bratislava'nın 9 numarası, arkana attığı her topta 30 metre yürüdü abi. Bomboş. İkisinde gol attı zaten. Şimdi senin en arkadaki adamın, biz bir kere daha böyle bir sisteme girmiştik. Erman Güraçar vardı bizde o zaman. Erman diye bir topçu vardı. Adam evet, çok hızlı bir futbolcuydu. Gidiyordu, evet, koşuyordu, süpürüyordu arkayı falan. Pişman böyle hızlı, çok çabuk bir çocuktu falan. Şimdi bizde öyle bir adam yok. Sen böyle bir adam olmadığını bildiğin halde, rakipte de böyle bir adam olduğunu da bilmiyorsun. Şimdi o sistemine baktın değil mi? Bratislava çekildi. 20 metrede top alıyor, 30 metrede. Arkaya attı toplar. Sen geldin, adam dersine çalışmış abiciğim. Dersine çalışmış. Beşiktaş'a ve Rize Spor, İsmail Kartal ne dedi? Teknik direktörü maçtan sonra, biz Beşiktaş'ın böyle oynayacağını biliyorduk, topu ona verdik. Aldığımızda kontra yaptık. Abi. Yani burada bazı şeyler, hani benim bir taktiğim var. Ben bu taktik üzerinde oynarım. İnadı ki Şenol Güneş'in en iyi olduğu dönemlerde de biz Şenol Hoca'ya diyorduk bunu. Hocam şu inatlarından vazgeç. Diyorduk. Kırmış da mı hoca? Evet. Diyorduk. Yani bak, bu inatları kırmış. O takım çok çok iyiydi. Her an maç çevirebilecek bir takımdı. İşte Necip'in oyuna girdiği dakikalar falan. Gibi. İşte Olcay, Quaresma falan. Şişman, o taktik. Şimdi bu takımın daha hani bir kere ilk 11'le maça başlayamıyorsun. Yani kafandaki ilk 11'le, yani santrforun yok, stoperin yok, o yok, bu yok. İki tane kenar adam almışsın, arka tarafa onları oynatmamışsın. Santrforsuz çıkmışsın, stoperin cezalı, öbürü bilmem ne, yeni aldığın adam kırmızı kart görüyor falan. Devamlı bir problem var takımda. Dolayısıyla oynatmak istediğin oyunu zaten ilk 11 mantalitesi içerisinde adamlarla hiç çıkamamışsın daha sahaya. Dolayısıyla ne yapman lazım? Şimdi abi elindeki kadroya göre sen taktik sergilemek zorundasın. Bak zorundasın. Mecbursun. Medipol Başakşehir gibi oynatamazsın Beşiktaş'a. Ya bak oynat abi. Bak bir şey diyeceğim. Oynat. Eğer topçun oynayabiliyorsa, kardeşim nasıl oynatacaksın? Verdiği kafandaki sistemi uygulayabiliyorsa topçu, tamam amen lan. Sen o çocukları bakarız deriz ki ya sen bu sistemi uygulattın ama baba olmuyor deriz. Ya o çocuklar senin elinde büyüdü. O çocukları sen büyüttün. Medipol Başakşehir'i oynatırsın. Bak, abicim Başakşehir oynatırsın. 11 bilinmez var burada. Bak, Başakşehir oynatırsın dediğin zaman geçen sene Başakşehir 49 tane gol atmış. 49 golü 6 santiforla atmış. 6 santifor elinde Dembaba, Adebayor, Mevlüt Erdinç, Robinho, Bayiç. Var bir de biri daha var. 6 tane. Şimdi senin elindeki topçu kalitesi şu anda A kalite değil. Değil abi. Hani A kalite kim? Pepe. Tabii. Değil mi?
Gomez. Aynen öyle. Talisca, Quaresma. Tabii. Orası A. Adriano. Ya baba bir dakika ya. Bir dakika, bunların hepsi belli takımlarda belli bir yerlerde gelmiş. Senin ne? Hani papaz derler ya, papaz. Bunlar papaz olmuşlar yani. Tabii. Ya bir dakika ya. Ya şimdi o bir de Şenol Güneş bunları yönetmiş. Ya bir dakika. Şimdi sen her topçuyu yönetemez her teknik direktör. Ya aynen. Adılan der, yürür gider. Ama bunları yönetmiş, bunları idare etmiş, bunları oturtmuş, takım aşılamış. E şimdi benim hala çıkıp da, şimdi benim takıldığım noktalar bunlar. Bir maçta berabere kalıyorsun 1-1. Diyorsun ki 1-1 kaldık önünde. Ama 5 saniyede top aldık. 5.2 saniyede top kaptık. Öbür maçta yine berabere kalıyorsun. Bu sefer diyorsun ki, bak abi bir dakika ya. Diyorsun ki, ya o kadar çok konuşulan takımlara 2 puan var aramızda. E kardeşim, küme düşme potasında takımlarda 1 puan var aranda. Hani bardak dolu mu? Ya, dolu. Boş mu? Boş. Yani burası dolu, burası boş kardeşim. Yani nereden baktığın önemli yani. Hayata nasıl bakıyorsun Abdullah Hoca sen ya? Hani ne kadar garip bir durum yani bu. Ben şimdi şaşırıyorum yani. Hani, Polyanacılık işte bu. Giyiniş, presentable, gömlek, ceket, ayak, her şey modern, inanılmaz. Entel, tamam, her şey okey ama bu fotoğrafa... Duyuyorum. Yo abi, olmuyor abi yani. Olmuyor yani. Olmuyor. Yani sen şimdi yukarıdaki ben kim, beni kimle kıstas yapıyorsun abi? Hani beni kimle kıstas yapıyorsun? Vaziyet idare ediyorsun, anlıyorsun. Falcao ile mi yapıyorsun yani? Falcao, yanından iki tane orta gelemesin, gol atamaz. Şimdi Gomez nasıl gol atıyordu? Tam kendi çok özel becerileri vardı ama... Bir taraftan Quaresma geliyor, Gökhan Töre geliyor, arada Sosa var, aralara bırakıyor. Yani 10 pozisyonsa 2 tane atıyor zaten yani. Şimdi Abdullah abici, Abdullah Hoca gerçekten benim tanıdığım kadarıyla doğru, dürüst, sen az önce presentable ayrı saydın. İnsan ilişkileri de çok önemlidir. Bir gün ben Medipol Başakşehir'in İBB olabilir o zaman, alt ligde oynarken bir maçını anlatmıştım ya da Ziraat Türkiye Kupası olabilir, tam hatırlamıyorum. Uçak dönüşünde... Benim arka tarafımda kaldı. Ben önde oturuyordum. Uçan yerin otururken arka tarafta diziliydi yani Medipol Başakşehir takımı. Ben hocayla diyaloglarını duyunca ben yani dönüp bakmıyordum ama hep orada. Böyle bir ilk başta seviyesiz gibi geldi bana. Oyuncuların hocayla diyalogları. Sonra ilerleyen dakikalarda şunu anladım. Abi kardeş gibi. Yani çok iyi bir diyalog yakalamış ama bu diyaloğu elinde büyüttüğü futbolcularla yapmış. Neredeyse bu kadroyu 10 senedir o kendi yönetmiş, kendi kurmuş, hep başındaymış yani. Şimdi Beşiktaş'a gelirken sen bir Beşiktaş'a geliyorsun. Sen daha Beşiktaş'ta kabul görmüş bir hoca değilsin. Bu camiaya Mustafa Denizli gelirken soru işaretleriyle geldi. Şenol Güneş gelirken soru işaretleriyle geldi. Abdullah Avcı'nın soru işaretleriyle gelmesi son derece normalken. Tabii canım, doğal yani. Bir, çok tartışılacak Beşiktaş gündemini sarsacak bir ismi yardımcın olarak kabul ettirmeye çalıştın. Senin kredin yokken kredi istedin. İki, böyle bir takıma gelirken 5 hafta golcüsüz oynamayı nasıl kabul ettin? Ve buraya ne şartlarla geldin? Önemli olan Beşiktaş'a gelmek miydi? Yoksa Beşiktaş'a gelip Beşiktaş'ı bir yerlere getirmek miydi? Anladığım kadarıyla Abdullah Hoca, ben kendimi Beşiktaş'a atayım da sonra bakarız diye gelmiş. Tabii herkesin merakla beklediği yani dün işte bu takımın içinde bulunduğu durumdan mütevellit ortaya çıkan bir grizi patlaması. Yani gaz sıkışıyor, gaz sıkışıyor, sıkışıyor. Tabii bir yerde de patlasın lütfen yani. Grizi patlaması diyorlar ona. Patlamaması daha büyük bir rezalet Alen. Yani Beşiktaş bu periyotta bu olayları yaşamıyor, oluyorsa eğer tamamen hücrelerini kaybetmiş demektir. Şimdi mevcut başkanın konuşmasına istinaden... Hani köşeleri olan bir konuşma da yapamayız yani. Daha hiçbir şey belli değilken. Şimdi herkes böyle bir feveran geçirdi. İstifa ettim. İstifa ediyorum demedi. Ben futbolda ben kaç yaşına geldim artık bazı şeyler netleşmeden konuşulmaz. O yüzden daha hiçbir şey belli değilken bir şey konuşmanın bir anlamı yok. O zaman şöyle soruyorum. Doğru. İstifa yani, etmeli mi? Biz onu bile bilmiyoruz. Aslında sıkıntı bu. Hayır. Şimdi bak Beşiktaş... İstifa etmeli mi? Ya camiada WhatsApp grupları yanıyor. Çünkü belirsizlik. WhatsApp gruplarını görme, yıkılıyor sabahlara kadar. Bir açıyorum telefonu, 500 birinde var, 300 birinde var. Herkes bir şey diyor ama
Gel abi ortaya konuş. Yok kimse abi. Şu anda adı geçen isim olarak, yani Beşiktaş'a başkan adayı olarak ismi geçen benim şu anda kafamda aşağı 7-8 kişi var. İsmi geçen şahıs. Bu iyi bir şey ama. Şimdi 7-8 tane başkan adayı var. Şimdi yani sayalım isimleri. Evet, isim konuşma şey, isimleri. Demirören ismi geçiyor, Mete Düren geçiyor, üstüne Grili geçiyor. Yıldırım Demirören'e bağlı. Ethem Sancak ismi var. Ethem Sancak geçiyor, İsmail Oğuz. Serdar Adalı var. Ali Gültiken, Serdar Adalı. Hürsel Tekin Oktay. Ahmet Ülçebi, Hürsel Tekin Oktay. Bak bunların hepsi bir başkan adayı olarak, yani başkan adayı olarak değil. Başkan olabilecek potansiyelde şey, isim olarak. Ve insanlar da bu sosyal medyada devamlı bu isimleri zikrediyor. Yani orada mesela 2000 kişi oy vermiş. 2000'in 1960'ı, 1970'i kongre değildir. Şimdi burada hep bir şey var. Algı, algoritma. Gerçekten uzaklaşma. Yani insanların senaryo şeyi var, kafasında bir hedefi vardır da herkesin her istediği o burada bilgi, birikim, kültür, potansiyel, para, siyaset, edebiyat bunların hepsi yani bir koskoca Beşiktaş kulübünün başına geçecek adamdan bahsediyoruz. Donanım. Bu donanımla ve hani geçmiş dönemden yani 1980 yılından itibaren alalım. Yani Mehmet Üstünkaya'dan, Gazi Akınal'dan, Rıza Kumruoğlu'ndan alalım. Rıza Kumruoğlu, Gazi Akınal, Mehmet Üstünkaya, Süleyman Seba, Serdar Bilgili, Yıldırım Demirören, Fikret Orman'dan alalım. Dönem içerisinde aşağı yukarı 30 sene, 40 sene içerisinde herkes kendine göre. Mesela şimdi Mehmet Üstünkaya Beşiktaş'ı 15 sene sonra şampiyon yapmış. Evet. Değil mi? Nasıl yapmış? Öz kaynak düzenine girmiş. Çok da güzel bir hoca getirmiş Dorde Meliç. Bununla seni şampiyon yapmış. 15 sene sonra ilk defa. Ben 66 doğumluyum. 66 yılında son Beşiktaş şampiyon olmuş. Daha 82'de bir daha. 81-82 sezonu. Ben doğdum. Ondan sonra gelen Süleyman Seba gelmiş. 3 sene öyle olmuş. 2 sene öyle olmuş. Bilmem ne olmuş falan fişman. Baktığın zaman artık mali bilanço her şeyin üstünde. Çünkü senin yönettiğin kurum Beşiktaş JK değil. Beşiktaş AŞ. Sen anonim şirketini yönetiyorsun artık. Çünkü o düzen bitti. O sistem gitti. Sen şimdi eline gelen paranın hesabını veremiyorsan, değil mi? Sen şimdi futbolcu satıyorsun. Halka arz yapıyorsun. Hisse senetleri var Beşiktaş'ın. Onlara halka arz yapıyorsun. Futbolcuyu satıyorsun. Kombine satışı, forma satışı bugün. Rekor. Eski başkanların günah varmış. Süleyman Seba, Rıza Kumru'lu adam. Bir atletle forma satışı yok. Yani geliri yok falan filan yani. Şimdi bir sürü gelir var yani. Olmayan stada 3 defa kombine satıldı yani. Yani Kasımpaşa'da ayrı satıldı. Olimpiyat stadına ayrı satıldı. Millet de tamam dedi yani artık yani. Hadi yani. Ne desin millet, ne desin abi. Tamam dedi yani. O tamam diyen millet, tamam dedi. O tamam diyen millete de son 3 hafta bilet alıp geleceksiniz demesini unutmuyorum Alen. Unutulmayacak. O insanlar olimpiyat statlarına, Ankara'lara bitmeyen stadın kombinesini alarak bilet kuyruklarına girdiler, ses etmediler. Burası ama, Boğaz'da villa dediniz. Ama diyor yani taraftar para desteklemedi diyor. Abi yani taraftar destek vermemiş değil mi? Ya nasıl ya, Avrupa Kupası'ndan men edileceğini bile bile 70 bin kişi 80 bin olimpiyada doldurdu ya Avrupa Kupası maçında. Önemli olan artık bundan sonrası. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra zihniyet değişecek mi bir kere? Beşiktaş'ta zihniyet değişecek mi? Trollerle hiçbir şey, dünyadan haberi olmayan hayatında hiçbir mantalitenin içine girmemiş insanların ön yargılarıyla mı hareket edilecek yine? Yani realiteden uzak fantazilerle mi konuşulacak camia? Bu Beşiktaş abi bak. Ama istiyorum ki Beşiktaş düzgün yönetilsin. Yani bilenlerle. Hani biz bir diyoruz ki bir akım başlatalım. Futbol kültürüyle donanmış, futbolcu yapısıyla beraber hareket edilsin. Şimdi Beşiktaş'tan emekli futbolcular var mesela. Onların bir şeyi var. Derneği var. Şimdi orada da toplantılar yapılıyor.
Onlar da konuşuluyor. Futbol, hani Beşiktaş'ta futbol oynamış bir sürü futbolcunun bağlı olduğu bir dernek var. Orada da insanların canı acıyor bazı şeylerden. Şimdi bugün birçok insan rahatsız birçok şeyden. Ama Beşiktaşlı kültürü ve etiği, ahlakı çıkıp da ulu orta insanların konuşmasını engelliyor. Ya Beşiktaş yani insanlar, herkes gidici. Herkes gelip geçici. Kim baki? Taraftar baki. İnsanlara biz bunu anlatamadık. Yönetenlere de, tribündekilere de. Abicim, baktığın zaman Beşiktaş bir tane salt bir şey burada duruyor. Oraya hiç kimse ulaşamaz. Sen altında gider gelirsin. O kadar. Önemli olan iz bırakmak. Güzel iz bırakmak. Aynen öyle. Bu, şimdi mesela ben dediğim zaman bana işte yolda gördükleri zaman sitem ediyorlar eski yöneticiler. Ya yine diyorum abi, hanginiz maça geliyorsunuz ya? Bugüne kadar benim 1980 yılından itibaren bir sürü yöneticiler geldi geçti Beşiktaş kulübünden. Hangisi geliyor maça? Hani atıyorum 300 tane yönetici geçtiyse Hakan abinin geldiğini onu biliyorum. Onu gelmiyordur abi. Doğrudur. Gelmiyorlar abi. Gelenlere de şey yapmayalım yani. gelen vardır mutlaka ama totale vurduğunda, orantıya vurduğunda gelmiyorlar. %95 gelmiyor abi. Yani. Evet. E şimdi ne oluyor abi? Ben de istiyorum ki böyle harbi Beşiktaş'ta yoğrulmuş, Beşiktaş'ın içinden gelen. Zaten dernekçilik nedir ya? Dernekçi, sen bir derneksin. Dernekler masasına bağlısın. Önce Beşiktaş diyebilen bir güruh istiyorsun anladığım kadarıyla. Çalışanlar bile, bak çalışanlar bile. Hani götür, getir, işte depo, evet. Orası, burası bir sürü yer var. Evet. Güvenlik, evet. O, bu, el. Personel, 850 personel var Beşiktaş'ta. Hepsi ailesi olan, çocuklarını geçindirmeye çalışan, bizim tribünden gelmiş insanlardan yapacaksın. Evet abicim. Niye dışarıdan adam arıyorsun abi? Söyleyeyim bir sana. Bir sürü adam var. Neden? Ne biliyor musun? Çünkü dışarıdan getirdiğin adamlar kulüp menfaatlerinin dışında başka çıkarlara hizmet eden hamleleri gördükçe göz yummuyorlar. O yüzden göz yumuyorlar. Dışarıdan yumuyorlar. Gelenler. Evet. Sen Beşiktaşlıları orada bunu yüreğiyle Beşiktaş'ı elini vicdanına koyduğunda burada yüreğiyle Beşiktaş'ı Beşiktaş olarak yaşamış, büyümüş, çocuğunu Beşiktaşlı yapmış bir insanı bu çarkın içinde tutamazsın. Ya da patlatır seni. Evet. O çarkın içinde seninle beraber yürüyebilmesi için Beşiktaşlı olmaması şarttır. Ben bakıyorum Beşiktaş camiasına, son yıllarda sürekli Beşiktaşlı olmayan bir pompalama var. Neden? İşte buralarda. Heh, işte bunları konuşabilirsek eğer, bunları aşabilirsek bir yere gelebiliriz. Ben bundan yaklaşık 7 yıl önce hemen hemen bu senaryonun aynısını görüyorum. Yıldırım mevcut başkanının istifası, Beşiktaş camiasında ortada bir isim varken, Serdal Adalı ismi, Sayın Adalı'nın çeşitli sebeplerden ötürü başkan adayı olmayacağını açıklamasıyla yaşanan bir kaos ve bu kaosun içinden bir Fikret Orman başkanlığının çıkması ve bu 7 sezonluk süreç. Bir önceki süreçten ders alıp bu süreci hazırlayabilirse camia, yine böyle spontane değil. Vallahi planlı programlı. Ben bir şey söyleyeyim. 10 sene sonra başka şeyler konuşabiliriz hele. Kongre yapısı, şu andaki mevcut sistem değişmediği sürece yeni olacak yönetim ve başkanın kimse bilmiyorum. Çok radikal ve marjinal kararlar alması lazım. Çok. Ama bir de şu var. Bir kere kongre yapısının değişmesi lazım. Gelen adamın koltuk kaygısı olmayacak. Bak, bu koltuk altından kayar korkusu olmayacak. Ne olacak biliyor musun? Ben geldim, bir misyon üstlendim. Var olan sistem çürümüş. Hastalıklı bir yapımız var. Burayı değiştireceğiz. Düzelteceğiz. Sportif başarı belli bir yere kadar ama önce yani yazı şu abi. Problemi yaratanlarla problemi çözemezsin abi. Problemi yaratıyor, yaratan adam hala burada. Problemi nasıl çözeceksin abi? Zaten problemi yaratan adam burada duruyor. Yani dolayısıyla sil baştan yapacaksın. Kongre yapısını da, dernekleri de, takım içerisindeki bazı düzensizlikleri de. Hepsini sıfırlayacaksın. Senin işin bu olacak. 2 sene boyunca buraları düzelteceksin. Aynen öyle. Ya bugün Erdem Ulus geldi mi? Kafasındaki adama oy verecek. Alen dedi, hadi Alen'in hatırını kırmayayım. Ona dediği yere oy vereyim demeyecek. Öyle dediğin anda
geçmiş olsun. Bak, değerlerine sahip çıkacaksın. Benim değerlerim bu demeyeceksin. Camianın değerlerine sahip çıkacaksın. Kültürel, ananevi, senin geldiğin beni ilgilendirmiyor. Sen Beşiktaş'a geldin. Bir kültüre geliyorsun. Beşiktaş'ın bir kültürü var. Evet. Gelmiş. Ya bir kere bir kapalı tribünü kültürü var ya. Kapalı. Bak. Bir kapalı yani bütün Türkiye'ye bak. İstanbul'a falan Beşiktaş'a demiyorum. Dünyaya bir kapalı kardeşim tribünü ya. Bütün neredeyse artık dünyaya evet. Mal olmuş bir kültürü var. Kapalı tribünü. Ya kapalıya kardeşim. Karşı sen bu kültürü görmezden gelemez. Görmezden gelemez. Geldiğin zaman o zaman ne oluyor? İnsanlar feveran etmese de içinden diyor ki ya kardeşim ben binlerce adam biliyorum ya. Eski açıkta numaralı da yeni açığın köşelerinde numaralıya yakın taraflardan yer alıp sırf kapalıyı karşıdan seyredeyim diye ya. Rönesans tablosu gibi abi ben sana 1000 tane resim gösteririm öyle. 1000 tane video. Adam böyle hani sırf kapalıyı seyretmek için numaralı olan bilet alan adam biliyorum ben ya. Oradaki coşku. Ben televizyondan seyrediyordum tekrarını. 30 tane ayrı beste giriyor tribün ya. 30 tane ayrı beste. Bugün Mustafa Keser söyleyemez bir programda 30 tane repertuarı en tepede adam. 30 tane beste giriyor çocuk. Bravo. Ve 3 kişi 5 kişi girmiyor. 4000 5000 kişi giriyor. Bu çalışılmış, oturmuş ta 35 40 senelik bir tribünden bahsediyoruz. Emre Trevin tabiriyle Flormoni Orkestrası'nın ben ahengiyle diye. Şapkamı alıp gitmek için en büyük nedenlerden bir tanesi abi. Ben daha ne konuşuyorum ki? Benim değerlerim var. Ya, evet. Gelen adam da bu değerleri bilmek zorunda. Sırf bunu tribün olarak hani herkesin ortak paydası diye söyle tribünden örnekler. Daha bunun gibi neler var. Bugüne kadar hiç mesela Beşiktaş Derneği boşlanmamış. Hiç. AŞ'ye boşlanmış hep. Ama dernek hiç boşlanmamış. Şimdi derneğin borcu 600 trilyon falan. Nasıl olacak abi? Nasıl olacak abi? Bugün çıkıp da bir tanesi dese ki ben borçlarımı istiyorum dese derneğe taşınmazlar. Derneğin üstünde. AŞ'de bir şey yok ki. AŞ'de futbolcular var yalnızca. Kağıtları bir feshedersin abi. Geçmiş olsun. Ama dernek, bugüne kadar derneğin hiç borcu yoktu. Dolayısıyla bunun çoğaltılabilir. Gelinen nokta bir şiir var da şimdi sözleri aklıma gelmiyor. Çok güzel sözleri var. Her bir çocuğun ağlaması bir yeni başlangıcın sebebidirler. Sen ağlıyor zannedersin ama hani çocuk ağlayınca ciğerler açılır ya bebeklerin. Hani bir çocuk ağlaması diyor. Aynı zamanda onu işarettir diyor. İyi bir şey. İyi bir şey işaret. Yani Victor Hugo'nun en karanlık gece bile biter sabah olur gibisine yani. Eşittirinde. Herhalde yanlış bilmiyorsam son dakika geldi çünkü bir hafta evvel 3-4 gün evvel Hollanda Türkiye'nin üzerine geçmiş Ajax'ın başarılarından dolayı. Dolayısıyla sen şampiyon olsan da ön eleme oynayacaksın. 2 sene sonra bu ama bu seneden başlıyor yani. Sen ilk 2'ye girmek zorundasın. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek zorundasın. Senin karşında şimdi ayda 50 trilyon, yılda 50 trilyon ödeyen bir Falcao'lu Galatasaray var. O da ilk 2'ye girmek isteyecek yoksa o paraları ödeyemez. O da geçmiş olsun. Tamam mı? Tamam sen, dolayısıyla çok hemen böyle herkes pembe tablo beklemesin. Yani Trabzon maçı var mesela. Trabzon maçında öyle ya da böyle. Hani bir galibiyet çünkü Trabzon da çok kötü. Şimdi orada da tehlike çanları başladı. Trabzon'a da şimdi mesela Ünal Karaman'a deseler ki bir puan tamam mı? Tamam der. Hiç oynamaz bile. Aynı şey Avcı için de geçerli. Sen hiç gitme Trabzon'a kardeşim. Bir puan verelim mi sana? Hemen okey der. Hemen. Şenol Güneş'i hatırla ya. 3-3, 4-3 yendiğimiz Trabzon maçında 3-3'te çekti takımı. Tamam dedi bana yeter 3-3. Atiba'nın kafası çıktı aradan. O 4-3 oldu. O ayrı. Ama razıydı o dönemde. Abdullah Avcı maçtan sonra yukarıdaki takımlarla biraz sancılı bir cümle kurdu zaten her yönüyle ama milyon euroları harcayan işte bu ligi domine eden. Çekirdek vermiyoruz mu oyunculara? Yani o Diaby'e, Elneny'e falan öpücük vermedik yani. Onlar da para kardeşim. Trabzon'da berabere kalırsan kusura bakma senin söylediğin alt taraflarda 2 puan var. Oradaki sıkıntı ligin dibine gideceksin bu sefer. Kazan üste çık o zaman. Artık Abdullah Avcı'nın bahanesi kalmadı Trabzon'da. Bak bir şey diyeceğim. Abdullah Avcı'ya yani
normalleşmeyle ilgili konuşmak lazım. Yani ilk 5 haftada mesela aynı şeyi Del Bosque'de yaptılar. Çok yanlış şeyler bunlar. Doğru. Hani bir yere kızıyorsun, öbürünü de diyorsun. Evet. Del Bosque 9. haftada ben maç maç hatırlıyorum. Ahmet Yıldırım 9 kişiyle maç bitiriyorduk ya biz. Daha 11 kişi maç bitirdiğini hatırlamıyorum. Tam normalleşmeye başladık. Tam takım oynamaya başladı. Fenerbahçe'yi yendik 2-1. Bir İspanyol takımı geldi. Onu yendik. Burada İstanbul'da iyi gidiyordu. Del Bosque 16 işte 11. haftada gitti. Hani 3 hafta 5 hafta mesela Gordon Min geldi. Gordon Min de böyleydi. Bir sene Süleyman Seb arkasında dur dedi ki ben bu adama güveniyorum kalacak kardeş. Hani birazcık istikrardan yana ama Türkiye'de öyle değil. Kim hangi başkan ben bu teknik direktörün arkasındayım derse adam 3 hafta sonra gidiyor. Aynen öyle. O yüzden hani itelemeden, ötekileştirmeden hani Beşiktaş'ın adamı kucaklamamız lazım. Beşiktaş taraftarı olarak bunu da söylüyorum, kapatalım final yapalım. Beşiktaş taraftarı, hatta doğrusu günümüz taraftarı diyelim, birçok gerçeği görüyor, biliyor. Zaten takımın hani 2 sene evvel hani 5 sene ligi ambargo koyar dediğimiz o takımın eritilişini, gözümüzün önünde erimesini bildiğinden şimdiki pozisyona hocalara kızmaz zaten. Kızılan ya da istemedilen nokta bahsettiğimiz yani olmayacak şeye amin demek. Yani sen bu elindeki oyuncularla kafandaki taktiği uygulayamazsın abi. Bunu ısrar etme, Beşiktaş zarar görüyor. Yoksa sen oynarsın, biz elindeki oyuncunun kapasitesini de biliyoruz, kalibresini de biliyoruz. Kim ne yapar onu da biliyor. Herkes her şeyi biliyor artık. O yüzden hani gerçekçi olmakta fayda var. Hani ayağını yargonuna göre uzat var ya, odur abi. Evet, bu böyle kapatıyoruz. Evet. İnşallah hem yönetimsel anlamda hem futbol takımı anlamında Beşiktaş'ta olumlu gelişmeler olur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Her an her şey değiştiği için kesin yorumlarda bulunamıyoruz. Saat saat değişiyor özellikle bu yönetimsel konular. Ama Abdullah Hoca'nın bu gündemden futbol takımını ayırıp futbola odaklanmasını istiyoruz. Trabzon'da kendisine başarılar diliyoruz.